Efendim merhabalar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, ihsanı, ikramı, affı, hidayeti üzerimizden eksik olmasın inşallah. Cumanız mübarek olsun. Bütün günleriniz cuma kıvamında olsun inşallah. Hep o dualarımızı tekrar ifade edelim, Rabbimize arz edelim. Rabbimiz bütün ömrümüzü Ramazan gibi ahiretimizde bayram eylesin diye niyaz ediyoruz Rabbimizden. Mevla kabul eder inşallah sizin aminlerinizle birlikte. Evet, bir cuma sohbetiyle daha huzurlarınızdayız. İnşallah faydalı olmaya gayret edeceğiz Allah nasip ederse. Bugün kendim sunum yapacağım inşallah. Konuklarımız bu hafta olamayacaklar. Allah nasip ederse bundan sonraki zamanlarda yine onlarla birlikte olacağız. Biraz yoğunluk var. İşte dersleri var hocalarımızın. Ayrıca yurt dışına çıkma durumları oldu. Ondan dolayı program bize kaldı inşallah. Evet, konuyu israf çok detaylı olarak girmeyeceğiz. Ancak Asr suresi de konumuzun içerisinde, onunla da bir bağlantı kurmaya gayret edeceğiz. Zaman el verirse inşallah. Çoklarınızın belki gördüğü, duyduğu bir hatırayla başlayalım inşallah. Zamanının genci, şimdinin belki de hayatta olmayan insanı, bir insan bir hatırasını paylaşmış. Çok insanlarımız bunu görmüştür. Efendim diyor ki, ben küçüktüm daha. Babaannem rahmetli pirinç ayıklıyordu. Bir tane pirinç yere düştü. Tek bir tane. Babaannem eğildi, aramaya başladı. Sağa baktı, sola baktı, bulmaya çalıştı. Ve nihayet buldu. Ben de diyor işte çocukluk, aman babaanne dedim, bir pirinç tanesi için bu kadar çaba harcamaya, yorulmaya değer mi? Deyiverdim diyor. O zaman diyor, rahmetli babaannem ilk defa sertleşti bana karşı. İlk defa onun öyle olduğunu gördüm. Öfkeyle doğruldu ve dedi ki, evladım, sen oturduğun yerden böyle ahkam kesiyorsun. Hiç pirinç üretilirken sen gördün mü? İnsanlar ne kadar zorluk çekiyorlar biliyor musun? Bir pirinç tanesinde kaç insanın göz nuru, kaç insanın alın teri, kaç insanın emeği, çilesi var biliyor musun? Ben diyor utandım diyor o genç, o zaman çocuk yaşında. Utandığımdan yüzüm diyor kıpkırmızı oldu. Aradan diyor yıllar geçti. Tabii diyor unuttuk o hatırayı. Hukuk fakültesinde okuyorum, öğrenciyim. Bir yazarın sohbetlerini içeren bir kitap okuyorum diyor. Okumayı çok seviyorum. Okuduğum kitabın bir yerinde aynen şöyle diyordu yazar. Bir insan yerde bir iğne görür de onu eğilip almazsa bütün uygarlığa, medeniyete karşı ihanet etmiş olur. Çok önemli bir söz. Evet, yerde görmüş olduğu bir iğneyi almazsa bütün bir medeniyete ihanet etmiş olur. Ve devamla diyor, şu ifadeler de vardı kitapta. Bir iğnenin üretiminde binlerce insanın alın teri, göz nuru, el emeği vardır.
Bu satırları diyor okuyunca birden irkildim. Babaannemi hatırladım. Ne demişti babaannesi ona? Sen oturduğun yerden ahkam kesiyorsun. Hiç pirinç üretilirken gördün mü? İnsanlar ne kadar zorluk çekiyorlar biliyor musun? Bir pirinç tanesinde kaç kişinin göz nuru, alın teri, el emeği çilesi vardır. Bakın o kitapta okuduğu cümleyle aynen böyle örtüşüyor. Bizim insanımızın irfanı bu işte. O babaanne belki de öyle amşam bir tahsili falan da yoktur ama bunu yıllar sonra okumuş olduğu kitapta okuyup da hatırlıyor o delikanlı. Başka bir hatırası var. Yine o delikanlının, tabii şimdi hayatta mı Allahu alem bilmiyoruz. Bu yıllar önce meydana gelmiş bir hadise. Yıllar önceydi diyor. 19 yıl önce. İsveç'in başkentine gittim. Bir otele yerleştim. Vakit gece vaktiydi. Sabahleyin kalktım. Tıraş olmak için lavaboya gittim. Aynanın yanında ilginç bir not gördüm diyor. Ne yazıyor o notta aynanın yanında? Şöyle diyor. Lütfen tıraştan sonra jiletinizi çöpe atmayınız. Yanda bir kutu var. Oraya bırakın. Bir tek jiletle bile olsa İsveç çelik sanayine yardımcı olun. Not böyle otelde, lavabonun yanında. Evet. O ülke kullanılmış bir tek ufacık jiletin bile çöpe gitmesini istemiyor. Ona sahip çıkıyor. Gelen turistlere de rica ediyor. Böyle uyarıda bulunuyor. Bir başka onunla ilgili önemli bir hadise. İsviçre'de zaman zaman diyor, belli periyotlarla medyada, radyolarda, televizyonlarda bir haber duyurulur belli aralıklarla. Şöyle diyor o haber, şu tarihte, şu saatte görevlilerimiz gelecekler. Siz lütfen hazırlığınızı yapın. Bunu radyoyu, televizyonu dinleyen herkes bu şekilde duyuyor. Ve devamında diyor ki, okumadığınız, ilgilenmediğiniz, kullanmadığınız ne kadar kitap, dergi, gazete, kağıt, ambalaj kutusu varsa, velev ki bir ilaç prospektüsü olsun, o bile olsa kapının önüne bir kap içerisine koyun, İsviçre'nin kalkınmasına yardımcı olun, fazla ağaç ziyanına da engel olun. Kağıt ağaçtan yapılıyor ya. Bu da önemli bir not. Ve yine şöyle diyor, yazmış olduğu hatırasında o zamanın genci. Japonlar son derece sade, son derece basit, yalın, mütevazı yaşayan insanlardır. Hep bunu duyarız. Onlara göre evlerini mobilya ile, eşya ile dolduranlar ruhen olgunlaşmamış, hayatın manasını anlayamamış zavallı kimseler olarak görüyor Japon insanı, öyle olanları. Böyleleriyle dalgada geçiyorlarmış bazen, şakavari, zavallı. Evini mezat salonuna çevirmiş diye böyle takılırlarmış. Japonlara göre bir insanın gösteriş için
eşyanın esiri olması çok acıdır. Onlar öyle görüyorlar. Bir başka hatıra değerli kardeşlerim, sonra bağlayacağım inşallah bunları. Vaktiyle o ülkenin ekonomisi bir dar boğazdan geçiyor. Olabilir, her ülkenin başına öyle sıkıntılar gelebilir. Nitekim bizim yaşadığımız coğrafyada da bu ekonomik sıkıntıları sık sık zaman zaman görüyoruz, yaşıyoruz. Orada onlarda da böyle bir durum olmuş. İç borçlar, dış borçlar almış başını gidiyor. O zamanın başbakanı meclisi topluyor ve kürsüye çıkıyor. Durumu olanca açıklığıyla, sadeliğiyle ve tehlikeli gördüğü durumları anlatıyor. Ve diyor ki, şu andan itibaren Tanrı şahidim olsun ki Japonların iç ve dış borçlarının tamamı son kuruşuna kadar ödenmeden pirinçten başka bir şey yemeyeceğim. Şu üstümdeki elbiseden başka bir elbise de giymeyeceğim. Ve dediklerini gerçekten yapıyor. En üstten aşağıya kadar bir israftan kaçınma kampanyası başlıyor. İsraftan kaçınma kampanyası. Bütün borçlarını ödüyor devlet. İsraftan kaçınma kampanyası elbette toplumun bütün kesimlerini istisna olmadan kapsıyor. Hepsi de. Evet diyor o zamanın genci. Kendimize batıralım diyor iğneyi. Gerekmediği halde elektrik yakmakla. Evet, gerekmediği halde elektrik yakmakla. Bilhassa kamu kurum ve kuruluşlarındaki kardeşlerimiz çok dikkat etmeleri lazım. Nasıl olsa ücretini ben ödemiyorum deyip ihmal edenler var. Buna hiç müsamaha gösterilmemeli böyle bir duruma. Evet, gerekmediği halde elektrik yakmakla, suyu boş yere akıtmakla, gece çamurlu ayakkabılarımızı temizlemeden yatmakla, yemek yediğimiz kapları öylece ortada bırakmakla biz de diyor zalimler sınıfına geçmiş olmuyor muyuz? Bu notu kendisi eklemiş. Ve devam ediyor. Hayat diyor çok ince. Akıl almaz incelikte ipliklerle örülmüştür hayat. Her şey o kadar birbirine bağlıdır ki ilkokul okuma kitabımızdaki bir sözü hiç unutamıyorum. Bu sözleri çoğumuz hatırlar, biz emsaller bilhassa. Ne diyordu orada? Bir mıh bir nalı kurtarır. Mıh, atın ayağına tutturulan nalı tutan çivi. Mıh diye ifade ediyor. Evet, bir mıh bir nalı kurtarır. Bir nal bir atı kurtarır. Bir at bir komutanı kurtarır. Bir komutan bir orduyu kurtarır. Bir ordu bir memleketi, bir ülkeyi kurtarır. Bakın bir mıh bir çivi deyip geçmeyin. Nereden nereye gidiyor? Evet, maddi durumumuz ne olursa olsun, ister zengin olalım, ister fakir olalım, hepimiz ama çok dikkatli olmak zorundayız. Bunda parayı da maddiyatı da aşan büyük bir edep vardır, büyük bir incelik vardır diye hatırasını böyle tamamlamış. Evet, o zamanın genci, şimdi belki de hayatta olmayan o insanın meşhur hatıraları böyle. Peki biz bunları niye anlattık değerli kardeşlerim? Bir takım başka ülkelerin reklamı için mi? Elbette hayır. Böyle bir niyet olamaz. O babaannenin hassasiyetini tekrar hatırlatalım. Ne diyordu?
Hiç pirinç üretilirken gördün mü? İnsanlar ne kadar zorluk çekiyorlar. Bir pirinç tanesinde kaç insanın göz nuru, alın teri, emeği, çilesi var biliyor musun? Evet. İşte bu söz değerli kardeşlerim, bir kadim medeniyetin bir Anadolu insanının ağzından ifadesidir. Bir Müslüman duyarlılığıdır bu. Toplum olarak hepimizin ama hepimizin bu duyarlılıkta birer mümin, birer Müslüman olmamızı yüce dinimiz İslam bize emrediyor. Böyle olmamız. Biraz önce anlattığım o örneklerin, o hatıraların esasında daha alası bizde olması lazım. Allah bizden bunu istiyor. Eğer bu duyarlılık, bu hassasiyet bizde yoksa kabahat kimde? Dinde mi? İslam'da mı? Kur'an'da mı? Haşa. Değil elbette. O bizim kabahatımız. Adımız, sanımız, ünvanımız, makamımız, mevkimiz ne olursa olsun kabahat bizde. İslam'ı yaşamamakta, o duyarlılığı göstermemekte. Bakalım şimdi değerli kardeşlerim. Bizim İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif. Onun şöyle bir sözü dolaşır durur sosyal medyada. Bir Almanya gezisinden sonra şöyle dediği ifade ediliyor. Onların dinleri var bizim işimiz gibi. Onların işleri var bizim dinimiz gibi. Böyle şablon gibi bir söz. Tabii değerli kardeşlerim, her sözü kendi döneminde değerlendirmek gerekir. Bu çok önemli. İlahi kelam değil, insan sözü. 100 sene önceki bir insan sözü, bir tespiti bütün asırlar boyunca geçerli bir norm olarak kabul edilemez. Edilemeyebilir. İlahi kelam olmadığına göre. İnsandır nihayet. Onun için diyoruz ya, her hadiseyi, her tarihi olayı kendi döneminde, kendi döneminin şartları içerisinde değerlendirmek lazım. Buna da öyle bakmak lazım. Bu notu düştükten sonra değerli kardeşlerim, kendimden bir durum arz edeyim. Evde cam şişeler birikti. Maden suyu şişeleri vesaire. Birikti. Bunları poşetlerde bekletiyorum. Balkonda neredeyse yer kalmadı. Oraya sor, buraya sor. Bunları nereye atayım? Bu epeyce birkaç yıl önce oldu bu. Nereye koyayım, nereye atayım diye gönlüm razı olmadı çöpe atmaya da. Kime sordumsa yer yok, öyle bir şey yok. Ve nihayet arabaya koydum. Oraya götür, buraya götür, bir yer bulamayınca nihayet bir büyük marketin arka tarafında oradaki konteynerlerle uğraşan bir delikanlı gördüm. Ona anlattım durumu. Abi dedi ben de bilmiyorum. Aha şu konteynerin içine istersen koy. Belki birileri alır falan dedi. Biz de öyle yaptık maalesef. Ne yazık ki. Şimdi de değerli kardeşlerim, piller birikti, atık piller. Bitmiş piller. İnan arabanın kapısının içindeki cep pillerle doldu. Bir ara bizim belediyeye atık pil kutusu koymuşlardı. Daha önceleri oraya atıyorduk. Sonradan kaldırmışlar. Görevliye sordum. Dedim ki ya kardeşim burada pil attığımız yerler vardı. Birkaç sene önce. Ne oldu o?
Dedi ki biz kaldırdık. Niye? E buraya koydular o kutuyu. Almıyorlar. Doldu. Çöp de attılar içine. Pillerin yanına bir sürü çöpler de atmışlar. Temelli berbat oldu dedi. Biz de onu kaldırdık. Hala duruyor. Arabada o piller duruyor. Nereye vereceğim, nereye atacağım inanın bilemiyorum, bilmiyorum. Kime sordumsa cevap yok. Ancak son zamanlarda bir belediyemizin bu meselelerle ilgili bir çalışmasını öğrendim. Mesela cam şişeleri onları öğütüp briket yapımında falan kullanıldığı ifade ediliyor. Çok güzel, tebrik etmek lazım o gerçekten hizmeti. Son derece önemli bir hizmet. Evet. Şimdi değerli kardeşlerim, bir de dünya çapında bir vakıftan bahsediliyor. İslamilik endeksi. Evet, böyle bir endeks yapmışlar. Buna göre en uygun, İslam'a en uygun yaşayan ülkeler. 2020 yılında yapılmış bu araştırma güya. Birinci sırada İslam'a en uygun yaşayan ülkeler diye ifade ediliyor. Birinci sırada Yeni Zelanda, ikinci sırada İsveç, böyle devam ediyor. Hollanda, Kanada, Almanya, İngiltere vesaire. Bakın hiçbir İslam ülkesi yok işlerinde. Ve İslam ülkeleri sonlarda falan yer alıyor. Neye göre? İşte oradaki biraz önce işte İsveççiliğiydi, Japon yaşayışıydı vesaireydi ifade ettik ya bir takım hatıralarda falan. Akif'in de sözünü hatırladık Almanya gezisinden sonra. Onların işleri bizim dinimiz gibi, dinleri de bizim işimiz gibi falan demiş ya. Evet, şimdi değerli kardeşlerim, tabii kendimize ait bir takım ihmalleri, düzensizlikleri, kuralsızlıkları, bize dinimizin emrettiği, yapmamızı ısrarla emrettiği bir takım prensipleri ihmal etmemizin temize çıkarılacak bir tarafı yok. Hata, hataysa, kimin hatasıysa odur. Bizim hatamızsa bizim hatamız. Elbette kusurluyuz, hatalıyız, günahımız çok, Allah affetsin diyoruz. Bunların üstünü örtemeyiz. Yani hata, şehrimizdeki işte çöp gibi her tarafa atılan sigara izmariti, paketi vesairesi, şurada çöp bidonları dururken bizim yerlere atmamız falan bunların mazereti olamaz. Bunların üstünü örtemeyiz. Bu kabahatları düzeltmemiz lazım. Tek başımıza da olsak bir kağıt parçasını uygun yer bulmadan, bir çöp bidonu bulmadan asla atmamalıyız. Ama ne yazık ki bunun tersi de olabiliyor. O zaman bütün bu olumsuzlukların güzelliklere, faziletlere inkılap etmesi için çalışmamız lazım. Sözle, tavırlarımızla, davranışlarımızla vesaire çalışmamız lazım değerli kardeşlerim. Mesela adı Müslüman ülkeye çıkmış bazı ülkeler var. Evet, adı Müslüman. Ama onların her türlü İslam'a aykırı tutumlarını da aklayamayız ki. Nasıl aklayalım? İslam'a aykırı ise, İslam'la çelişiyorsa onu biz nasıl aklayalım? Kendimizi bile aklayamayız. Hatalarımız, kusurlarımız varken. Ancak biraz önce anlattım. Şimdi Batı hayranlığı falan maalesef var. Bizim anlattıklarımızdan da biraz o çıkıyor gibi. Yani işte Japonya böyle, İsveç böyle, İsviçre böyle, Almanya şöyle vesaire. Say say bitmez. De, peki bu Batı alemi diye tek kavramla ifade edilebilecek olan o dünyanın yüzündeki o maskenin altında sırıtan manzarayı da görmek lazım. Değil mi değerli kardeşlerim? Evet. Bakın
Nereden başlayalım? Çok yakın bir tarihte Bosna Hersek, hepiniz biliyorsunuz. Oradaki o katliamlar, o acılar, o işkenceler, o ıstıraplar hala oradaki insanlar inliyorlar. Hala inliyorlar. Avrupa'nın göbeğinde. O cinayetler, o şenayetler. Hala inim inim inliyor oradaki hayatta kalmış olan insanlar. Bosna Hersek Devlet Başkanı merhum Bilge Lider, Aliye İzzet Bekoviç'in kulaklara küpeli çok önemli bir sözü var. Onu bir daha hatırlayalım. Çoklarınız mutlaka bilirsiniz, duymuşsunuzdur. Ne diyor? Bak oğlum diyor, şunu hiç unutma. Batı hiçbir zaman medeni olmamıştır. Evet, Batı hiçbir zaman medeni olmamıştır. Batı'nın bugünkü refahı, onların şu andaki kalkınmışlık durumları, devam ede gelen sömürgeciliği, döktükleri kan, akıttığı gözyaşları ve çektirdiği acılar üzerine kuruludur. Bunu bizzat yaşamış, etrafındaki insanların çekmiş olduğu o ıstırapları, çileleri, işkenceleri, katliamları bizzat görmüş, şahit olmuş ve sonunda da Allah'ın inayetiyle yine de buna rağmen zafere ermiş ve orada devletini oluşturmuş olan bir liderin ifadesi bunlar. Hadisenin esasını bizzat yüreğinde hissetmiş, halkında görmüş. Öyle diyor. Onların diyor şu andaki refahı, sömürgeciliklerinin devam etmesi, ayrıca dökmüş oldukları kan, akıttıkları gözyaşları ve çektirdikleri acılar üzerine kuruludur o refah diyor. Evet, ne yazık ki. Evet, değerli kardeşlerim, Batı medeniyeti, Batı uygarlığı, Batı uygarlığı falan denip duruyor devamlı da, bunun esasında dedik ya, o maskenin altında sırıtan yüzlerini nerede görüyoruz başka biz? Haçlı seferlerinde. Tarihçilerimize bakın, tarihlerimize bakın o konuyla ilgili. Haçlı seferlerinin yapmış olduğu dünya üzerindeki o katliam, o işkence, o zulüm akla hayale gelmedik metotlarla yapıldı, işte edildi. İşte orada. Başka? Çanakkale savaşlarında. Cezayir, Mısır, Afganistan, Irak, Bosna, Suriye, Filistin. Daha say say bitmez. Buralardaki işgallerde görmek lazım o medeniyet denilen deniyetin ne olduğunu. Beyaz insanın Amerika'sına bakın, Amerika kıtasına. Amerika'yı keşfettiler güya ve haritadan sildiler kimleri? Kızılderililer. Oranın esas sahibi olan Kızılderililer haritadan silindi. Oraya bakmak lazım. Onların altın tutkusuna bakmak lazım. Bu altın tutkusu yüzünden nice cinayetlerin, işkencelerin olduğuna bakmak lazım. Bunlar uzmanları, tarihçileri vesaire, bunlar ciltler dolusu kitaplarla ifade ediliyor. O ülkeler, Batı dediğimiz dünya en az 200 yıldır medyayı eline geçirdi ve dünya kamuoyunu istedikleri her biçimde etkileme gücüne sahipler. Yalanlarıyla, dolanlarıyla, filmleriyle, tiyatrolarıyla, o işkencelerin, o orada yok edilen insanların yok edilmesinin gerekçesinde kendilerinin haklı olduğunu öyle zeytinyağı gibi suyun üzerine çıkarak yalanla dolanla ifade ediyorlar. Buna da insanların çoğunu ne yazık ki inandırabiliyorlar. Bakın yıllar önce değerli kardeşlerim,
Antalya'nın kırsal bir kesiminde, bir yerleşim yerinde uyuz bir eşek görmüş bir Avrupalı, güya vicdanlı bir turist. Uyuz bir şey, eşek, hasta, zayıf. Bu turist kendi ülkesine bunu şikayet etmiş. Bakın burada resimlerini falan çekmiş, filmini çekmiş. Bakın Antalya'nın şu kırsal yerleşim bölgesinde böyle bir hayvan var, eşek var. Bu şikayet üzerine de o turistin ülkesi o eşekle ilgilenmeyi gündemine almış. Bunu da televizyonda, radyoda, medyada, basında çarşaf çarşaf ilgileniyor. O eşekle ilgilenmeyi. Ama aynı Batı dünyası Suriye'de her gün ölen çocuklar, kadınlar ve savunmasız erkekler söz konusu olunca, sadece Suriye'de mi? Hayır. İslam dünyasının her tarafında, her tarafı kan gölü, şu anda da halen öyle. Bunlar söz konusu olunca sus pus kesiliyorlar. Bir zayıf eşekle, uyuz eşekle ilgilenirken, ilgilenmesine elbette ilgilenilsin. Hayvan da candır. Cenab-ı Hak bütün canların mübarek olduğunu ifade ediyor. Bir canı kurtarmanın bütün canları kurtarmak olduğunu ifade ediyor. Ama insan, her şey insan için öyle olunca, ölen, işkence gören, zulm altında inleyen insanlar, Müslümansa eğer, hiç önemi yok onlar için. Hiç önemi yok. Evet, kısaca değerli kardeşlerim, İslamlık endeksiymiş. Birinci sırada bilmem hangi ülke varmış. Neye göre değerlendiriyorlar? Sokakların temizliğine, başka insanların düzenine, yasalara uymasına, trafik kurallarına riayet etmesine, bunlara göre işte bir takım kriterler koymuşlar. Ondan sonra birinci sıraya hiç İslam'la alakası olmayan bir ülkeyi koymuşlar. Yani şimdi biz herhangi bir ülkenin ya da yöneticisinin beğendiğimiz bir davranışı olabilir, olamaz mı? Elbette ki olur. Ama bu o ülkeyi bir numaralı İslami ülke yapmaz. Biraz önce işte merhum Aliye İzzet Bekoviç'in ifadesini arz ettik. Ve ondan sonra da Batı medeniyetinin güya uygarlığının neyin üzerinde olduğunu da gördük. Hala görüyoruz ekranlarda her gün. Her gün. Demokrasi getirecekler diye. Ta Fas'tan Irak'a, Suriye'ye kadar. Ne getirdiler? Kan getirdiler, gözyaşı getirdiler, sömürüp götürdüler. Evet, İslam, İslam bu değil İslam. İslam önce ahlak diyor, ahlak. Ahlak var mı yok mu ona bakın. Bu dünya şöyle böyle bitecek değerli kardeşlerim. Elbette onlardaki huzurun, refahın, kanunlara riayetin, trafik kurallarına uymanın en alası bizde olması lazım. Olmuyorsa bu bizim dinimizde ne suç var da biz bunu dinimize yamalayacağız, yamayacağız. Mekke halkının Hazreti Peygamber'in geldiği dönemde birçok örfü, yaşayışları İslam'la örtüşüyordu. Evet, müşrik diyoruz onlara, İslam'la örtüşüyordu. Namaz kılıyorlardı mesela, Kabe'yi tavaf ediyorlardı vesaire, böyle Hanif dininden kalma İslam'ı bir takım motifler onların hayatında bozulmuş bir şekilde şöyle ya da böyle vardı. Ama onları Hazreti Peygamber siz tamam tam Müslüman gibisiniz demedi. Niye? İşin içinde şirk vardı, puta tapıyorlardı. Ve kendileri
o beldenin, memleketin zenginleri öyle hakka, hukuka riayet falan etmiyorlardı. Ahlak tamamen fes olmuş, tam manasıyla. Gariban, zavallı insanlar inim inim inliyor ve bir avuç zengin adeta dünyanın bütün nimetlerini ellerinde bulunduruyorlardı. Evet, değerli kardeşlerim. Demek ki bu durum esasında bizim tabii ki bir takım yerlerden istifade edeceğiz. Onların medeniyet dediği, uygarlık dediği, bizim ahlakımıza aykırı olmayan davranışlarını elbette ki alabiliriz. Alınız Batı'nın ilmini, alınız teknolojisini, veriniz mesainize en son süratini. Bu manada söylüyordu, yine Akif söylüyor bunu. Evet, bizim teknoloji bizimdir esasında. Peygamberimiz ne diyordu? İlim müminin yitiğidir. Kaybettiği bir değerdir. Nerede bulsa alır onu. Nitekim onları alıyoruz, kullanıyoruz. Kim icat etmiş olursa olsun, kim yapmış olursa olsun, onlar insanlığın ortak malıdır. Ama bunun temelinde ahlak yoksa, arada İslam yoksa, İslam'ın değerleri hüküm sürmüyorsa sadece onu alırız. Ama diğer tarafını, onların o kötü yönlerini de dile getirmekten asla çekinmeyiz değerli kardeşlerim. Şimdi esasında zamanımız hemen hemen doldu. Biz Asr suresinden de bahsedecektik. Allah nasip ederse inşallah Asr suresinden önümüzdeki hafta bizzat konunun uzmanı, tefsirci hocalarımız var. Onlarla birlikte Asr suresinde inşallah değerlendirelim. Ve bu israfla o surenin de bağlantısını yapalım inşallah. Ancak ben kısaca mealini arz edeyim. Ondan sonra konumuzu bitirmek durumundayız. Çünkü zaman doldu. Rabbimiz orada öyle diyordu. Çok kısa, en kısa suresidir Kur'an'ın. Ama muhteva itibariyle en geniş kapsam alanına sahip bir suredir. Vel Asr suresi. Bir büyük alim öyle diyor. Kur'an'dan hiçbir şey gelmeseydi, sadece vahiy olarak Asr suresi gelseydi, İnsanlık ona inansa ve uygulasaydı kurtulurdu mealinde söz söylüyor. Şöyle diyor o surede çok kısa olarak, elbette onun açılımı mutlaka olması lazım, olacak inşallah. Asra, yani zamanın akıp gidişine yemin olsun ki, Rabbimiz öyle diyor, vel asr. İnsan mutlaka ziyandadır. İnsanlık, bütün insanlık ziyandadır. Ancak ziyanda olmayan şunlardır. Kimdir onlar? İman edenler, doğru dürüst inananlar, doğru ve faydalı işler yapanlar, salih amel diyoruz ona, birbirine hakkı telkin edenler ve birbirine sabrı tavsiye edenler hüsranda değildir. İnşallah bunlar üzerinde Allah'ın izniyle Rabbimiz nasip ederse önümüzdeki hafta durmaya çalışacağız inşallah. Değerli kardeşlerim, bir sohbetin sonuna geldik. Rabbimiz inşallah bu sohbetleri faydalı kılsın. Bizleri ibret alan kullarından eylesin. İslam'ın bütün ahlaki değerlerini hayatımızda nakış nakış yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.